21 Ekim 2024 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Pazartesi Bursa'da 10 Elazığ'da ise 8 koşulu programlar var. Bursa'daki tüm koşu yorumlarını şimdi izleyeceksiniz. Elazığ için altılı ganyan dahili koşu yorumlarımız ve şablonlarımız ise yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Bursa programında koşu yorumlarımızı yaparken bir sıralama önermeyeceğiz. Çünkü bugün yapacağımız tahminler altılı şablonu niteliğinde olmayacak. Not almanızı mutlaka öneririz. Asıl altılı kurgusu yarış günü hazırlanacaktır. Son dakika duyumları ile güncel bilgilerin harmanlanacağı altılı kurgumuzu yarış günü WhatsApp üyelerimize göndereceğiz. Bu da WhatsApp üyelerinin ayrıcalığı olacaktır. Şimdi Bursa programındaki yorumlarımıza geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı maiden koşu, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. 12 numaralı Tom Riskus, iyi koşup ikinci kalıyor fakat kazanma karakteri ile alakalı olmadığını düşünüyoruz. Rakipleri biraz dişli çıktı diyebiliriz. Bugün kısmen uygun rakipleri var, yine üst sıraları zorlayacaktır. 7 numaralı Zöhre Hanım'da bu aralar farklılaşmalar var, dikenci kekürisi bu kısrak üzerine yoğunlaşmış gözüküyor. İhmal etmeyelim. Bugün dil bağı takısı alan 6 numaralı Tepebaşı, son üçüncülüğü bu gruba yetebilecek durumdaki 5 numaralı güreşçi ve idman pistindeki değişimini daha önce de dillendirdiğimiz 4 numaralı Gökadası tüm kuponlarda olsun. İkinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 5 yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır bir tempo olacak. 1 numaralı Wild Danger ve 6 numaralı Dilo gidişat avantajına sahip olan isimler. Bu atların idman görüntüleri de mükemmel diyebiliriz. Özellikle gidişat avantajları olduğu için bu iki ismi birlikte yazınız. 6 numaralı Dilo, geçen gün Kocaeli'de binici bulunamadığı için koşmadı. Aslında bu yarış için iyi oldu. Bugün dinlenerek katılacağı bu yarışta iddialı olacaktır. Dilo'nun da idman görüntüsü çok iyidir. Bu atların yanına 3 numaralı Çayırası'nı yazalım. Bu atı yazmadığımızda cezayı keser. Sağlam kuponlarda olsun. Üçüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı şartlı 3 yarış, 2200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki ismi idman pisti görüntülerine istinaden ön plana çıkaracağız. Bu isimler 3 numaralı Silver Horses O ve 4 numaralı Clouded Hill'dir. 3 numaralı Silver Horses O, aradan sonra çok iyi dönüş yaptı. Son yarışında da üçüncü oldu fakat fotoya çok diri girdi. Önündeki Hünkar Hanım'dan daha diri olduğunu söyleyebiliriz. Yarış sonrası idman pistinde mükemmel görüntü veren bu safkan, çim pistte bu rakipleri geçebilir. Bizim net favorimizdir. 4 numaralı Clouded Hill ise tam bir kumcu pedigrisine sahip. Çim koşmaz diyemeyiz ama eksik koşabilir. Biz mükemmel idman durumuna istinaden ilk çim yarışında bir şans vereceğiz. Bu ikilinin yanına 5 numaralı Picadora'yı yazalım. Bu kısrak startta kalmadığı sürece bu tip grupları her zaman geride bırakabilir. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. Dördüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış, 2400 metre çim pistte koşulacaktır. 3 numaralı Aden Perisi bu koşudaki bankomuz olacaktır. Bugün liderliği alacak ve önde kesinlikle rahatsız edilmeyecektir.
Normalde öndeki atı takip ederek de kazanabilen ve buradaki rakipleri geçebilen Aden Perisi, bugün liderliği alıp boş kaldığı şartlarda bu rakiplere geçilmemelidir. 3 numaralı Aden Perisi günün net bankosu olarak yazılabilir. Beşinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı handikap 16 yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda yamak 2 aprantiler at bineceklerdir. Bu koşuda ön plana çıkaracağımız isimler var. Fakat yamak 2 aprantilere mahsus olmasından dolayı riske girmeyelim. 9 numaralı Candarlı, bu rakipleri her zaman geçebilecek kapasitede bir isimdir. Binicisi iyi idare edebildiği sürece bu kiloda her zaman üst sıraları zorlayacaktır. 4 numaralı Garipler Bey'i dinçlik yarışını iyi yapar. Dikkat edelim, bugün mutlaka kazanır da adını duyuracaktır. 2. 5 numaralı Kutadgu ve 7 numaralı Şehnaz Longa'da sağlam kuponlarda olsun. Özellikle Şehnaz Longa'dan ters bir yarış beklediğimizi belirtelim. 6. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı maiden koşu, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. 1 numaralı Altay Bora son yarışında beklediğimiz çıkışı yaptı ama kazanamadı. Bir boy farklarla yarış kazanamayıp tüm cazipliğini yitirmesi pek iyi olmadı. Fakat yine de ağır favori çıkmayacak. Son yarışının tesadüf olmadığını bugün kanıtlayabilir. Zira son yarışından sonraki işlerinde durumunun daha da iyiye gittiğini gösterdi. Bugün net favorimizdir. Bizce en ciddi rakibi 8 numaralı Alesen olacaktır. Bu kısrakta son yarışında sürpriz bir çıkış yapıp son metrelere kadar önde geldi. Kazanmasa da çok iyi koşan bu kısrağın sonraki idman görüntüsü çok iyi. Bugün de önde temposunu bozabilecek süratli bir at yokken liderliği alıp çıktığı gibi bitirebilir. Bugün yazmayanları üzebilir. Bu iki ismi yeterli gördük. Yarış günü farklı bir öneri gelirse belki bir ya da iki isim daha ekleme yapabiliriz. Yedinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı handikap 15 yarış, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. 5 numaralı Ketimini idman pistinde dikkatimizi çeken bir isim. Son yarışında da iyi hazırlıklara sahipti ve son metrelere kadar birincili mücadelesinde oldu. Dışından çok güçlü gelen rakibine yapabileceği bir şey yoktu. 5 numaralı Ketimini bu kez kazanabileceği şartlarda yarışacak. Çok süratli tempo aramayan bu kısrak, düzlükte öndeki rakiplerini yakalamakta zorlanmayacaktır. Bizim net favorimizdir. 3 numaralı Dreamliner'in yarışları çok iyi ama kazanma karakteri düşük. Bu tip atlar yılda bir yarış kazanırlar. Normalde Ketimini ile koştuğu yarışta ona göre daha diri olduğunu söyleyebiliriz. Ama öndeki atın yanına geldiğinde arttıramıyor. Yani karakteri izin vermiyor. Dolayısıyla yıl sonu yaklaştığı için kuponlarda bulundurmalıyız. 10 numaralı Tangül Hanım daha önce Bursa pistini deneyimlemiş bir isimdir. Kazanamasa da çok başarılı yarışlara imza attı. Bu kısrak aradan sonra İzmir'de sert grupta yakın ara dördüncü oldu. Bugün boş kilo ve gidişat avantajı olacak. Liderliği alabilirse çık bitir yarışı yapabilir. Mutlaka kuponlarda olsun. 8 numaralı Rozerya genelde sprintte geciken ya da düzlükte trafik sorunu yaşayan bir isim. Sorunsuz yarıştığında ne yapacak merak ediyoruz. Bugün belki yarış içi problemler yaşamazsa diye kuponlarımızda bulunduralım. 2 numaralı Red Candy ve 4 numaralı Hipnogaya ise geniş kuponlara eklenebilir. Sekizinci koşu.
İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 8 yarış, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. 1 numaralı Prense Levent Ali Yıldız idaresinde 7'de 7 yaptı. Vermiş olduğu sınavları başarılı bir şekilde geçti. Artık daha iyi yerlere gidecek durumda olduğunu kanıtladı. Bugün de benzer rakipler ve benzer bir gidişatta yarışacak. Lehine şartlarda anormal bir durum olmadıkça geçilmezliğini sürdürebilir. Bugün de banko yazacağımız isimdir. Dokuzuncu koşu. İki yaşlı İngiliz atlarının katılacağı şartlı 3 yarış, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda alternatif banko olarak önereceğimiz isim 5 numaralı Mr. Jimmy'dir. İzmir'de son yarışını kazanan Butay, sonrasındaki hazırlıklarında mükemmel gözüktü. Tay'ın üst düzey form durumuna ulaştığını gördük. Bursa pistini yadırgamazsa bizce seri birinciliklere başlayabilir. Çok tuttuğumuzu belirtelim. Yarış günü farklı bir duyum gelirse bu atın yanına ekleme yaparız. Ama küçük veya sürpriz kupon yapanların cazip bir banko olarak değerlendirebileceğini belirtelim. Onuncu koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı maiden koşu, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Son koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Açıkçası ciddi bir sürpriz çıkacağını düşünüyoruz. Çok farklı bir isim yok fakat idman durumu dikkat çeken isimler var. 9 numaralı Gorgon, 10 numaralı Özernaz ve Ekürilerden 12 numaralı Zor Kız dikkatimizi çeken kısraklardır. Ayrıca önde boş kalırsa 8 numaralı Edalıyar da etkili olabilir. Yanı bu 4 kısrak ve Zor Kız'ın ekürisini de yazmış olursak bu koşudaki tüm kısrakları değerlendirmiş oluyoruz. Elbette bu şekilde bu ayak risk içeriyor. Erkek taylar arasında takip atlarımız var. 3 numaralı Bahanka bunlardan biridir. 7 numaralı Yılmaz Şeliyefe idman pistinde son yarışı öncesi dikkatimizi çeken isimdi. Bugün de yazılabilir. 4 numaralı Bibaşa, 5 numaralı Kumranhan'ı, 1 numaralı Alpan, 2 numaralı Baba Mesut ve ön tarafta liderliği isteyecek diğer isim 6 numaralı Tekir Bey'ini de yazıp burayı kapatmak mantıklı olacaktır. Yorumlarımız bu kadar. Tüm koşu yorumları ve altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542-832-1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklesinler. Güncel bilgilerle donatılmış altılı şablonlarımız yarış günü üyelerimize gönderilecektir. Herkese bol şans dileriz.